Merhaba arkadaşlar, ben Merve Hoca. 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı videosuyla karşınızdayım. Bu videoda roman ve tiyatro hakkında yazıldığı karşınıza çıkabilecek soruları, soru tarzlarını ya da cevaplarını hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunlara bakacağız. Tanzimat döneminde gelişen roman türü hakkında bilgi veriniz. Bunları kendi soru stilimden ve karşılaştığım üzerine derslerimin soru stilinden yola çıkarak veriyorum arkadaşlar. Tanzimat bizde biliyorsunuz roman yoktu. Tanzimat dönemi ile birlikte çeviriler ve taklitlerle biz romanı edebiyatımıza aldık gençler. Aldık da zaten roman türü hakkında pek bilmiyoruz. Bilgiye sahip değiliz. Daha önce yapmadığımız edebi bir tür olduğu için hani mesneviler vardı, uzun roman gibiydi onlar da. Ama roman daha farklı bir tür olduğu için biraz şaşkındık. Neler yaptık? Tanzimat dönemi romanda. Mesela tesadüflere çok yer verilmiştir. Tesadüflere çok yer verilmiştir. Yazar kişiliğini gizlememiştir. Gizlememiştir arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl görüyoruz? Diyor ki ikide bir okuyucuya bir anda araya giriyor. Ey Kari, yani okuyucu diye sesleniyor. Olayları okuyucuyla işte konuşa konuşa yürütülüyor gibi bunları görüyoruz. Bunlar arkadaşlar nedir? Mesela yazar kişiliğini gizlememesi, metni bölüp işte bilgi vermesi ya da işte okuyucuya seslenmesi, okuyucuyla konuşması aslında teknik açıdan bir kusurdur romanda. Sırası düştükçe işte olayın yürüyüşü işte durdurulmuş, bir takım bilgiler verilmiş. Bir takım bilgiler verilmiştir. Bilgiler verilmiştir diyelim şöyle. Olaylar kesilip bilgiler verilmiştir. Roman aracılığıyla bireyi eğitme ve toplumu düzeltme amacı güdülmüştür arkadaşlar. Roman aracılığıyla bireyi ve toplumu düzeltme ve değiştirme, geliştirme amacı güdülmüş. Amacı güdülmüştür. Şimdi din, siyaset, ahlak, felsefe ile ilgili düşünceler ve bilgiler, işte olayın yürüyüşünü durdurulup onların işte olayların örülüşü içinde dolaylı olarak okuyucuya aktarılmıştır. Kahramanlar çoğu zaman yaşamdan alınmış doğal kişilerdir. Ancak kimi zaman olağanüstü olaylara ve insanlara da yer verilmiştir. Kahramanlar çoğu zaman tek yönlüdür arkadaşlar. Bu ne demek? İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Yani cadı hep cadı olarak kalır. Tövbe edip iyi olmaya devam etmez. Kötü hep kötüdür. İyi de hep iyi devam eder çoğu zaman. Ama unutmayın çoğu zaman. Hani karşınıza bir Tanzimat dönemi örneği gelir. Bak Merve Hoca da böyle dedi demeyin. Çoğu zaman ya da genellikle ifadeleri kullandığında bazıları böyle olmayabiliyor. Olayların sonunda çoğu zaman iyiler iyi ödüllerini, kötüler de suçlarını ve cezalarını alır. Kahramanlar çoğu zaman bir görüşte aşık olur. Tanzimat döneminde yetişen romantizm akımının etkisi altında kalmışlardır. Duygusuz eserlerde genellikle arkadaşlar duygusal acıklı konular üzerinde duygusal ve acıklı konular üzerinde durmuşlardır yazarlar.
Bu açıdan Tanzimat dönemi roman hakkında bu tip şeyler söyleyebiliriz. İşte ilk örnekler çevir ve taklit şeklinde alınmıştır diye devamını getirebilirsiniz. Servet-i Fünun dergisi hakkında bilgi veriniz diye sorabilir. Servet-i Fünun edebiyatına adını veren Servet-i Fünun dergisi arkadaşlar bir edebi topluluğun oluşmasına ortam hazırlayan ve bu topluluğa adına verilen ilk dergidir kendisi. Servet-i Fünun topluluğundan yani 1896'dan 1901'e kadar yani topluluğundan başka işte Fecrat-ı Şairler Derneği, Yedi Meşale gibi çeşitli uzun süreli yayınlanan dergiler de vardır. Bu da onlardan bir tanesidir. Edebiyatımızda ve basın tarihimizde pek çok ilkte Servet-i Fünun'un damgası vardır. Unutmuyorsun. Servet-i Fünun 27 Mart 1891 ile 26 Mayıs 1990 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Yazalım. Yani 27 Mart 1891 ile 26 Mayıs arasında tarihleri çok iyi bilmeseniz de olur arkadaşlar. Şimdi Hüseyin Cahit Yalçın'ın makalesine de geleceğim burada. Burada bu tarihler arasında yayınlandığını bilin. Ne var? Fen. Şimdiki dergiler gibi değil. Fen var, magazin var, sanat var, edebiyat var dergide. Sanat ve edebiyat. Ön planda Edebiyat Dergisi bunlar. İstanbul'da haftalık olan yayınlanan Servet-i Fünun zaman zaman ara vermek zorunda kalmış. Yarım yüzyılı aşan yayın hayatı boyunca arkadaşlar 54 yıl 2464 sayı çıkartmıştır Servet-i Fünun dergisi. Önemlidir. Derginin kurucu sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz. Baş muhayirlik görevinde uzun yıllar üstleniyor arkadaşlar. Dergide Tevfik Fikret var, Hüseyin Cahit var. Yazalım. Kurucusu Ahmet İhsan. Kimler var? Tevfik Fikret. Hüseyin. Cahit Yalçın. Halit Fahri Ozan Soy var. Halit Fahri'yi de yazalım. Bunlar Servet-i Fünun dergisinin arkadaşlar kült isimleridir. Şimdi Servet-i Fünun'un ilk sayılarında dönemin diğer pek çok dergisinde olduğu gibi fenli konulara ağırlık vermesinin yanında arkadaşlar magazin konularına da yer veriyor. Bunları söyledik. Şimdi dergi kuruluyor, basılıyor işte ama şöyle bir durum var. 1901'e 16 Ekim. Arkadaşlar Servet-i Fünun'un yayınlanıyor. Burada Hüseyin Cahit Yalçın Fransız İhtilali'ni konu alan edebiyat ve hukuk adlı bir makale yayınlanıyor. Bunun üzerine dergi 2. Abdülhamit tarafından kapatılıyor. Şimdi şöyle bakalım. Tanzimat'ta yenilikler gelmeye başladı. Çeviriler yapılmaya başladı. Dönem zor. Halk aydın değil. Halkın çoğu okuma yazma bilmiyor. Divan edebiyatı zaten nereye? Saraya hitap ediyordu. Halkın pek edebiyatla arası haşır neşir değil. Okumayı, matbaa yok. Sadece biliyorsunuz matbaadan her kitap şu an dönemki gibi basın diye verilip basılmıyordu. Böyle bir dönemde halk bilinçsiz hiçbir şeyden haberi yok. Ülke pek iyi konumda değil. Tanzimat döneminde, birinci döneminde aydınlatılmaya çalıştı. İkinci döneminde bak dolunmuyorlar Namık Kemal tiyatro oynarken arkası kapıdan kaçtı yani. Çünkü halkı aydınlatmak istiyorsun. Bunun içinde bazı buna karşıt görüşler var. Dönem şartları sıkıntılı siyasi olarak. Ne yapıyorlardı? Zor dönemler yaşıyordu. İkinci Tanzimat'ın ikinci döneminde daha çok böyle toplumsal konulardan koptular. Bireyselliğe, bunalmışlığa yöneldiler. Artık Servet-i Fünun'da daha böyle şeylerde. Ama bu demek değil ki bakın edebiyat ve hukuk
makalesinde Fransız ihtilalini anlatıyor. Abdülhamit de ne dedi? Hop! Hemşerim dedi ya. Hani sen hayırdır? Deyip dergiyi kapattı arkadaşlar. Medya o dönem özgür değildi. Şimdi Servet-i Fünun romanı ve Tanzimat roman dönemini karşılaştırınız diye bir soru gelebilir. Biraz önce aslında anlattığım gibi, hani bahsettiğim gibi dönem şartları sıkıntılı, şeyler sıkıntılı. Şöyle diyebiliriz ama şimdi Tanzimat'ta şöyle T diyeyim, şuraya da S diyeyim. Tanzimat'ta arkadaşlar sade dil ön plandadır. Ama Servet-i Fünun'da daha şeyler vardı. Şimdi sade dil diyoruz ama tabii ki eski yeni çatışması var. Eski dili kullanan var. Yeni sadeleşmeye giden var. Bugünkü sadeleşmeyi düşünmeyin. O dönemin şartlarına göre sadeleşmeyi düşünün. Servet-i Fünun'da daha ağdalı. Yani tam divan edebiyatı da değil, tam tanzimat edebiyatı da değildir arkadaşlar. Daha farklı bir dil var Servet-i Fünun'da. Tanzimat döneminde daha sosyal, yani siyasi sosyal konular. Bunlar neler oluyor? Hak, devlet, adalet, eşitlik konuları. Ama buraya geldiğimizde bireysel konular, biraz da maviyle yazalım. Bunlar birey, bunalımlı birey. Bunalımlı bireyleri anlatıyorlar. Psikolojik olarak buhran içinde olan bireyleri anlatıyorlar. Ama Tanzimat'a baktığında burada mesela toplumun aksak yönleri, bunlar nelerdir mesela? Başlık parasıyla zorla evlendirme, zorla ya da görücü usulü diyelim biz şöyle. Görücü usulü evlendirme. Bunlar eleştiriliyor arkadaşlar. Ama Servet-i Fünun'da böyle bir çok çok durum yok. Şimdi Servet-i Fünun romancılığının mesela etkilendiği akımlar var. İşte romantik romanlar var, naturalist romanlar var, realist romanlar var. Bunlar da konularına göre ayrılıyorlar. Geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleri nelerdir diye sormuş. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosu dediğimizde aklımıza ne geliyor bir kere? Karagöz. Karagöz. Şu birleşik yaz böyle bir ayrı gitti ama. Orta oyunu. Meddah. Köy seyirlik oyunları. Seyirlik oyunları, kukla, çengi gibi aklımıza geliyor arkadaşlar. Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Geleneksel seyirlik oyunların hemen hemen hepsinin çıkış noktası komedidir arkadaşlar. Amaç seyirciyi gülerek eğitmektir. Oyunların sonunda genellikle anlatılan olaylardan alınması gereken bir ders vurgulanır. İşte neler var burada? Oyunların önceden hazırlanmış metinleri yok burada. Hani çıkıyorlar, oynuyorlar, değil mi? Oyunların önceden hazırlanmış metinleri yoktur arkadaşlar. Hepsi yüzyıllardan bu yana sürüp gelen sözlü geleneğin ürünüdür. Onlar sözlü geleneğin ürünüdür. Oyuncular oyunun akışına uyarak söylenmesi gereken kalıp sözler dışında doğaçlama
yaparlar arkadaşlar. Kalıp sözleri dışında. Bu oyunların yaratıcısı belli olmadığı için halkın ortak malı sayılır. Oyunların, onu da yazalım. Oyunların yaratıcısı belli olmadığı için halkın ortak malı. Malı sayılır. Bu oyunlar bunları unutmuyorsun. Başlıca güldürü öğeleri vardır işte. Değişik görüleri, özgü, şivet, ağız taklidi, belli tip ve karakterlerin yansıtılması, işte değişik uluslardan kişilerin kimi özelliklerin güçlendirilmesi işte. Mesela işte çingenler vardır gibi. Yanlış anlamalar ve söz oyunları, işte doğaçlama yapılmış espriler, abartılı tavırlar vardır. Geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleri böyledir. Şimdi size sordu. Dedi ki orta oyununun bölümleri nelerdir dedi. Biz ne diyeceğiz? Orta oyunun bir kere arkadaşlar çevresi ve izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks, şarkı bulunan doğaçlama bir oyundur. Bunu söyledik. Orta oyunu adının ilk geçtiği belge 1834 tarihlidir. Daha eski kaynaklarda bu oyun kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhuri gibi adlarla anılmıştır. Şimdi orta oyunun bölümleri dedik. Orta oyununun giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümü var. Giriş bölümünde ya da mukaddime de deriz. Buna aklınızda bulunsun. Mukaddime. Karşınıza da böyle çıkabilir. Zurnacı pi şeker havası çalar. Şöyle diyelim. Zurnacı pi şeker havası çalar. Pi şeker çıkar ve izleyiciyi selamladıktan sonra zurnacıyla konuşur. Pi şeker çıktı. Selamlama yaptı. Z diyelim, zurnacı ile konuştu. Ben size söyleyeyim, siz de notlarınızı alın. Ben böyle kısa kısa yazıyorum. Bu konuşmada oynanacak oyunun adı bildirilir. Konuşma sırasında oynanacak oyunun adı bildirilir. Arkadaşlar, kavuklu arkası şimdi sonra daha sonra zurnacı kavuklu havasını çalar. Kavuklu ile işte kavuklu arkası oyun alanına girer. Sonra bu kişilerin birinden pi şekeri görüp korkarlar. Korkudan birbirlerinin üstüne düşerler. İşte bazı oyunlarda Zenne takımı ve Çelebi'nin daha önce çıkıp pi şekerle konuştukları sahnelerde vardır. Muhafere dedim ya, muhavere yani söyleşme diye de geçen bölümde kavuklu ile pi şeker birbirleriyle tanıdık çıktıkları tanışma ve konuşmayla başlar. Pi şeker ve kavuklu tanıdık çıkar konuşmaya başlar. Konuşma diyelim. Konuşma yaparlar. Kavuklu ve pi şekerin birbirlerinin sözlerini ters anlaması bir gülmece oluşturur. Buna da arz bar denir arkadaşlar. Arz bar denir, bunu unutmayın. Yani pi şeker ve kavuklu sözlerinin yanlış anlaşılması diyebiliriz. Sonra burada azbardan sonra tekerleme başlar. Tekerleme kavuklu başından geçen olağan dışı bir olayı pi şekeri anlatır. Tekerlemeden sonra pi şeker de bundan gerçekmiş gibi dinler. Sonunda bunun bir düş olduğu anlaşılır arkadaşlar. Yani kavukluğun anlatıldığı. Fasılda ise oyun bölümüdür burası da. Oyunun asıl bölümü. Asıl bölüm diyelim. Burası da asıl bölümdür. Genellikle
Orta oyunu fasılları genellikle iki olay, paralel olay dizisi etrafında gelişir. Dükkanda işte dekorundan gelişen olaylarda işte genellikle kavuklu bir iş arar. Mesela dükkan dekoru varsa kavuklu orada iş arıyordur. Dükkana gelip giden çeşitli müşterilerle ilgili oyunlar da vardır. İkinci olaylar dizisi işte yeni dünya denilen ev dekoruna geçer. İşte Zenne takımının pi şeker aracılığıyla ev aramasıyla bir eve yerleşmesi biçiminde olaylar geçirir. Dükkan varsa iş arıyor, ev varsa yeni dünya diye geçiyor. Unutmayın. Dükkan, iş diyelim, ev, yeni dünya diyelim. Bitiş bölümünde ise oyunun son bölümü. Oyunun son bölümüdür arkadaşlar. Burada Pi Şeker izleyicilerden özür diler. Gelecek oyunun adını bildirir ve oyun kapanır. Geldik. Tanzimat döneminde Türk edebiyatında tiyatro alanında nasıl değişiklikler olmuştur? Şimdi biraz önce söyledik. Dedik ki böyle böyle bak. Orta oyunundan bahsettik. Buraya geldiğimizde ise Tanzimat'a geldiğimizde ise daha farklı şeyler var. Mesela ne var? Tanzimat edebiyatı ile edebiyatımıza giren tiyatro tıpkı Tanzimat romanındaki olduğu gibi bir kere tarihi ve sosyal konular işlenmiştir. Tanzimat dönemi tiyatrosunda da. Bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyon olmak üzere 3 grupta toplanabilir. Telif, tercüme, adaptasyon arkadaşlar olarak 3 gruba ayırabiliriz. Şimdi adaptasyon nedir? Bir metin aldın ama başka bir dilden aldın, çevirdin, tercüme ettin, telifini aldın, tercümesini ettin. Bunu kendi milletine uygun, yani mesela Türk milletine biz aldık, bir tane oyunu dışarıdan çevirdik. Şimdi ne yapacaksın? Onların gelenekleri, görenekleri, adetleri, ananeleri bize göre değil. Ne yaptın? Bunu bizim millete göre alt temada oyun kalır, üstüne değişiklikler yapılır şeklinde. Üç grupta toplayabiliriz. Daha şeyde komedi türünde eserler yazılmış, oynanmış. Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur arkadaşlar. Üç birlik kuralı nedir? ÜBK derim ben buna. ÜBK arkadaşlar olay, mekan, zaman. Ama bu ne? Tek. Tek olay olur. Tek mekanda. Tek zamanda. Yani zaman o günse bir sonraki güne geçilmez. Mekan başlanılan yerde kalır ve başka mekanlar oluşturulmaz. Olay, tek bir olay işlenir arkadaşlar. ÜBK'ye de uyulur. Ancak Tanzimat'ın ikinci döneminde Abdülhamit'in tiyatroları bu yargının dışındadır. Unutmuyorsunuz. Tiyatro eserlerinde iyiler iyi. İyiler iyi arkadaşlar. Kötüler kötüdür. Yani diğer romanlarda olduğu gibi, ilk dönem romanlarında olduğu gibi eserler öğüt de biter. Eserler öğütle biter diyelim buraya. İyiler ödüllendirilir. İyiler iyi dedik. Ödül. Bunlar da ne alır arkadaşlar? Ceza alırlar. Bu dönem tiyatrosu Batı tiyatrosunun etkisi altındadır. Özellikle Shakespeare ve Molière'in yazdıkları tiyatroları bizim taklit ettiğimiz tiyatrolardır. Unutmuyorsun. Geldik, şöyle bir soru da soralım. En başta soracağımı ne yapmışım? En sonunda sormuşum. Tiyatro nedir? Tiyatro nasıl doğmuştur diye bir soru da gelebilir. Bunu da son olarak ekleyelim. Sahnede seyirciler tarafından izlenen, belli bir seyirci kitlesine oynanan da diyebiliriz. Oyuncular tarafından canlandırma yapılarak sergilenen edebi türe biz tiyatro diyoruz gençler. Eski Yunan'da nereden kökeni nasıl doğmuştura geldiğimizde eski Yunan'da bağ bozumu şenlikleri Dionysos adına yapılan dini törenlerde tiyatro ortaya çıkmıştır.
Sevgili gençler, sınavlarınızda başarılar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.